Evet, başlıyoruz memleket meselesinin ikinci bölümüne. Şimdi bu bölümde az önce de konuştuğumuz gibi petrol fiyatları artışı, Kızıldeniz'de bir hareketlilik var. Sebebi ise şöyle aslına bakarsanız 7 Ekim'in ardından Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere pek çok ülke savaş gemisini Mesut Akgücaş'ın hocamla konuşuyorduk. Akdeniz'e ve ardından da Kızıldeniz'e sevk etmişlerdi. Oraya konuşlandırmışlardı ve Yemen'de Husiler bu gemileri hedef alacaklarını zaten söylemişlerdi. Öyle de oluyor. Baştan söylemiştim ben ama Türk profesör söyleyince olmuyor. İlla Amerikalı profesör kafalarına füze yiyince anlıyorlar. Husiler diyor ki her askeri gemiyi uyruğuna bakmadan hedef alacağız diyor. Filistinlere yardım etmeye çalışıyoruz. Kızıldeniz'deki gerilimi aslında biz kontrol altına alıyoruz diyorlar. Açıklamaları bu yönde. Devam edeceğiz diyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Şu an ticaret gemilerinin, şimdi ben tam olarak aslında yorumunuzu merak ediyorum. Hem Mesut Akgücaş'ın hocamın hem de İrfan hocamın. Yani burada ticaret gemileri hedef alınıyor mu? Yoksa Husiler savaş gemilerini hedef aldığı için oradaki gerginlikten mi ticaret gemileri rota değiştirmek zorunda kalıyorlar? Yani bir dakika burada durursak haritada. Yani buradan Ümit Burnu'na geliyor. Afrika'nın en güneyine, oradan hem Amerika kıtasına gidiyor hem Avrupa kıtasına gidiyor. Sebebi? Ticaret gemileri de hedef alınıyor mu Husiler? Hedef alınıyor çünkü yani o gemiler potansiyel olarak İsrail'e mal taşıyorlarsa, yani taşıdıkları şüphesiyle hedef alınıyor. Ama normalde askeri gemileri hedef alıyorum diyor Husiler. Evet. Buyurun hocam anlatın. Buyurun İrfan hocam siz de gelin. Yani biz bu konuyu bir açıklık şöyle başlayalım. Getirelim. Şimdi buradaki Süveyş kanalı ne zaman açıldı? Yani değil mi? Ta 19. yüzyılda açıldı. 1869'da açıldı ve uzun bir süre burayı İngilizler işlettiler ve en sonunda Mısır'da darbeyle iş başına gelen Cemal Abdülnasır buradaki Süveyş kanalını millileştirdi. Evet. Şu an işte kanalın yani tek bir hattı var. İki hat yapmaya çalışıyorlar. Oranın gelirlerini Mısır elde ediyor. Şu an itibariyle bu Bab-ül-Mendab boğazından eğer harita gelebilirse yukarıya doğru ticari gemilerin sevkiyatında risk ortaya çıktığı için ve büyük ölçüde gemiler bu güzergahı kullanmak yerine buranın açılmadan önceki zamanlarda daha uzun güzergah olan Ümit Burnu'nu dolaşarak Cebeli Tarık üzerinden Avrupa'ya malları taşımaya çalışıyorlar ve bu tehlike risk olduğu için şu an orası sakıncalı. Ve bundan kaynaklanan taşıma maliyetleri artmış, arz artmış durumda. Bunun akşamdan sabaha düzelmesini beklemek tabii çok rasyonel gözükmüyor. Her bir gemi için 1 milyon dolar daha fazla yakıt maliyeti demek bu deniyor. Yani böyle ortalama bir hesaplama sigorta, yapılmış. Sigorta, navlun hepsinin maliyeti artıyor, dolaylı tabii olarak nihai ürüne yansıyacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Şimdi bunun minimum düzeye inmesi ve savaş öncesi şartlarda taşımanın sağlanabilmesi için buradaki Gazze'deki saldırganlığın durması lazım. Geçici ateşkes, insani ara bunun kalıcı hale gelmesi lazım ve orada müzakerelerin başlaması, bir istikrarın oturması lazım. Bu da çok kolay gözükmüyor. Daha tünelin ucunda henüz bir ışık yok. Işık peki yok. Mesut hocam sizin yorumunuz ne? Ötki haritayı alabilirsek önce deniz hukuku açısından anlatayım. Sonra da askeri açıdan mesele ne işe geliyor. Diğer haritayı açabilir mi arkadaşlarımız? Şimdi, o hareketli haritayı mı? Evet. Hocamızın söylediklerini tekrar etmeden şöyle söylememiz gerekiyor. Her ikisi de gerek Bab-ül-Mendeb Boğazı gerekse Süveyş Kanalı uluslararası su yolu olarak geçiyor. Her ne kadar Husiler Yemen burada karşı kıyıdaş devlet olarak ateş ettiyse de burada ki iki ay içerisinde farklı defalarda Husiler saldırıda bulundular. Önce ilk saldırıları İsrail'e karşı yaptıkları saldırılardı. Daha sonra gemilere bunu çevirdiler ve Husiler çok ilginç bir silah sistemi kullanıyorlar. Nedir? Gemi savar füzesi. Bu gemi savar füzesi son derece tehlikeli bir füze. İhtimalen de İran yapımı bu füzeler. Peki bu füzeleri Husiler daha önce kullandılar mı? Evet, Suudi Arabistan Aramco petrol tesislerini perişan ettiler. Ve oradan Suud'un Amerikan malı. Bu söylüyorum şimdi. Amerika kardeşlerimiz duyduğumuz dedikodulara göre Irak'ta peşmergelere Patriot vereceklermiş. Kabak herifler yani. Patriotlar bir de vuramadı bunları ve çok büyük zarar gördü Aramco. Suudi Arabistan hisseleri düştü. Şimdi buradaki olay
Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı değil. Hem korsanlığa giriyor hem de savaşan taraf olmadığı halde Yemen deniz ticaretini bir şekilde önlemiş oluyor. Bu tabii uluslararası hukukta kabul edilemez bir durum. Gerek 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi'deki deniz seyri sefer serbestisi ve freedom of navigation dediğimiz bunu engelliyor. Bu durumda bütün uluslararası toplumun ona karşı yani Husilere veya kimse ona karşı bir tavır mukabil savunma hakkı doğuyor ortaya. Şimdi tam da bu noktada hocam. Ya ben bu mesele ortaya çıktığından beri yani açık söylemek gerekirse çok da mantıklı gelmedi. Çünkü uzun süredir yaşanan bir durum. Yani siz bana bunu anlatın. Şimdi Hizbullah'la ilgili açıklamalar yapıyorlar ve deniyor ki mesela Times'ta da bugün vardı. Lübnan ikinci hedef olacak şimdi hemen ardından. Şimdi onlar da şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz Hizbullah değil aslında. Onların arkasındaki güçler asıl hedef diyor. Şimdi bunu açıkça belirtiyor İsrail. Burada da siz diyorsunuz ki Yemen'de Husilere bu füzeleri İran yapımı füzeler. Şimdi buradaki burada bu mesele de şu zaten. Şu hocanın, hocam sorayım mı sorayım mı? Yani Gazze'ye saldırılarıyla beraber bu savaşın alanının genişleyeceği beklentisiyle hep konuştuk ya bu gemiler buraya nereye geliyor? Evet. Niye geliyor? Gazze için mi geliyor? Öyle bir genişleme olmadı çok şükür bugüne kadar. Biraz daha bu ortamı kızıştırmak mı? Bakın dünya ekonomisini de hedef alıyorlar. Bakın bir dar boğaza gireceğiz. Askeri gemilerden bahsedilmiyor şu an. Yani biz konuşacağız. Burada varlar da. Yani dünya ticaretini de hedef alıyorlar bunlar. İran var arkasında gibi. Şu oraya an geleceğim. Böyle bir şey de mi var aslında bunun arkasında evet. Hocam? Ben I'll doğru mu düşünmüşüm? Hemen cevaplayacağım. Buyurun şimdi, hocam cevaplayın. Demek ki burada bir husus var. Dünya ticaretini elinde tutan uzak doğu ülkeleri. Ben de İrfan hocam yerine Çin oturayım Japonya, kalabalık olmasın. Mallarını burada. Batıya satmak üzerinde hocamızın ifade ettiği gibi burada deniz ticaretine büyük bir yük getiriyor. Niçin? Mesafe uzuyor, süre uzuyor, süre uzadıkça navlun zamanında gitmiyor. Yani FOB ve SIF dediğimiz geminin hem limanda bir defa taşıyanın sorumluluğu deniz ticaret hukuku açısından hem de sigorta navlunları çok artıyor. Evet. Tabii gemi burada yakıt da yaktığı için bütün bunlar maliyetlere yansıyor. Tamam. Fakat mesele bu burada şu. Bu bilinen yüzü, açıklanan acaba tarafı. İkinci husus olan Süveyş kanalındaki bir şekilde gemi ticaret filosunu arttı mı artmadı mı? Son verilen verilere bakıldığında deniz güvenliği açısından 82'de çift yönde yani Süveyş hem giriş hem çıkış açısından artış olduğu görülüyor. 2022'de 2171 gemi geçmiş. 2023'te hala hazırda 2264, %4.3'lük savaşa rağmen bir artış var. Ancak yani İran'ın lehinde mi ilerliyor bu süreç evet, diyorsunuz? Yani gemilerde artış var. Hem ticaret hem şeyde. Bakın 125.2 milyon tondan yaklaşık 135.5 milyon tona çıkmış şey. Taşınan yük. Bir başka şey de gelir de artmış. Yani Mısır'ın gelirleri 710 milyon dolarken geçen sene bu sene 855 milyon dolara çıkmış. Şimdi hocanın bahsettiği üzere bu savaşın sonunda eğer Gazze İsrail'ine geçseydi bu durumda Gazze'den yeni bir İsrail tarafı kanal açmak istiyor. Bu da Mısır'ın gelirlerini önemli ölçüde düşürecek. Şimdi gelelim. Zaten bir sürü askeri konuda değil mi? Gemi battı, tane karaya oturdu. Süveyş kanalı gemilerin geçiş için yeterli değil, uygun değil. Yeni bir kanal açılma zaten planı evet, vardı. Bu işin jeopolitik yönü. Tabii daha başka yollar da var. Irak'ın Türkiye'de yapacağı yol var. Çin'in bunu desteklemesi, Hindistan'ın buna rakip olması. Şimdi askeri konuya sizin sorunuza geçersek Merve Hanım. Lütfen. Burada hocam diğer haritayı açsın arkadaşlarımız. Bir önceki harita gerek harita. 66 gün savaşları gerekse Yom Kippur'da İsrail daima Akabe Körfezi'nin çıkışını bu bölgeyi kontrol altına almak istemiştir. Amerika Birleşik Devletleri de ilk deniz hareketliliğini önce İtalya'nın batısında doğusunu müteakiben Akdeniz'in doğusuna getirdi ve uçak gemisini hepimizin bildiği gibi getirdi buradan şeye soktu. İran Körfezi'ne. Burada İran'a karşı bir flag show dediğimiz. Eğer sen Hizbullah'la veya başkalarınla Irak, Suriye veya herhangi bir şekilde bu Amerikan hedeflerine veya İsrail'e saldırıda bulunursan seni vuracağım diye çok açık bir tehdit bu aslında. Peki İsrail ne yaptı? Bu konudaki küçük hücum botlarını bu bölgeye soktu. Herhangi bir şekilde buradan Yemen'den atılan füzeleri vurmak için. İngiltere bunu gemilerini gönderdi. Ve gördüğümüz kadarıyla
çok ciddi bir hata yaptı Amerika. Koskoca uçak gemisini Kızıldeniz'e soktuğu gibi bu aslında bir gelgeldi. Nükleer denizaltıyı da soktu. Yani kime savaş gel zamanı bir uçak gemisini buraya sokmak demek, gel bana ateş et demek. Kime? Amerika'ya. Oradaki yerel yani, gruplara mı? Hayır, şimdi hayır. Peki bütün bunların içerisinde en başta Amerikan Savunma Bakanı dedi ki, burada İsrail'e veya bize devlet veya devlet dışı aktörlerden bir saldırı olursa bu bizim meşru müdafaa hakkımız. Yani 51. maddeyi çalıştırır vururuz demek. Peki bugün baktığımız kadarıyla İsrail'in yapmış olduğu açıklamalarda bunun aslında Hizbullah değil, Lübnan'ın bir cephe açılacağı konusunda bir baskının İsrail tarafından açıklandığını görüyoruz. İsrail zaten daha çatışmanın başına Suriye'yi ve Lübnan'ı vurdu. Suriye'nin havale meydanlarını vurdu. Golan'ı vurdu ve sıkı bir şekilde, hatta biraz sonra açıklayacağız, Lübnan'dan füze atıldığı yolunda şeyler var. Demek ki İsrail savaşın bitmesini istemiyor. Peki buna karşı ne oldu? Önce Sullivan geldi, İsrail makamlarıyla görüştü. Ondan önce Amerikan Dışişleri Bakanı geldi ve şöyle bir karara varıldı. Operation Prosperity Garden dediğimiz refah muhafız operasyonunda bir harekat başlatıldı. Hangi devletler buna gemi verdi? Zaten Amerika'nın burada donanması var gördüğünüz gibi. Uçak gemileri de var ve nükleer denizaltıları var. Bu çok önemli. Ve bu gemilerin özelliği, İngiliz gemisi bunun şeyini yaptı zaten, denemesini. Füze atar sistemleri var. Yani atılan füzeyi vuracak hava savunma füzeleri var. Bunun denemesini yaptı İngiliz savaş gemisi. Vurdu mu vurmadı mı açıklanmadı o. Ama attı yani. Şimdi kimler var? Amerika, İngiltere, Fransa, Norveç, Kanada, İtalya, Hollanda, İspanya ve Bahreyn. Çok ilginç. Bahreyn de katılıyor bu donanma. Hatta ben sormuştum, Türk donanması katılacak mı diye. Çünkü şu anda bu bir NATO görevi değil. Ayrı bir görev ve baktığında Türkiye, Somali korsan görevlerinde Türk savaş gemileri görev almıştır. Hatta o zaman Yunanistan'la gerginlik vardı. Neden biz oraya donanma gönderiyoruz diye eleştirilmişti. Türkiye'nin buraya donanma göndermediğini görüyoruz. Demek ki Türkiye burada kendi menfaatlerini Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız uygun görmemiş. Bahreyn peki, neden dahil? Bahreyn bir tane olacak içerisinde. Bahreyn deniz şeyinde, gücünde sıfır bir devlet. Bahreyn, Katar, bunların deniz gücü yok zaten. İşte kendisinde, neden buradalar? Şimdi Bahreyn'le... Gövde gösterisi mi? Hayır, bir tane de Müslüman devlet olsun içerisinde. Yani kıyıdaş devlet olması bu donanmanın içerisinde kıyıdaş bir... Eisenhower uçak gemisi zaten bütün bunları vurabilecek bir gemi. Ha, şimdi baktığımızda şunu görüyoruz. Bir, burada Hint donanması var, Rus donanması var, Çin donanması var. Dikkat ederseniz çatışmaların başında Çin geldi burada Umman'la tetbikat yapıyor. Ha, Çin nere, Umman nere? Burada Çin diyor ki Amerika Birleşik Devletleri seni severim. 550 milyar dolar ticaretimiz var sana, artı ama bak. Buna rağmen sen seviyor burada gibi görünmesen de aslında Basra Körfezi'ni kesersen benim petrol ve gazımı, ben de seni vururum diye. O da black show yapıyor, bayrak gösterme. Peki bu Rusya'nın ne işi var peki Basra Körfezi'nde? Rusya Çin'le ortak hareket ediyor bir. İkincisi şöyle bir şey var. Bu çatışmayı istemiyor Rusya. Neden? Rusya bir an evvel Ukrayna Savaşı'nın bitmesini istiyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamada tekrar İstanbul'a döneriz dedi. Bu çok önemli. Budapeşte'den yapılan çok önemli bir 2024'teki barış çağrısı bu. Yani tekrar Ukrayna ile Rusya'yı, ben bunu söylemiştim dikkat ederseniz, masaya oturtabilmek. İstanbul'daki görüşme sürecini başlatalım dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi o zaman bu tehlike, acaba Husi'nin, burada sorduğunuzun sorunu soru. Husi'nin füzeleri mi hedef burada? Yoksa Yemen'i mi işgal edecekler? Bu belli değil. Yoksa benim karşı sorum şu, Suudi Arabistan'ın vurduğuna göre bu uçak gemileri İran'ı mı vurmak istiyorlar? Yani bu çatışmaları gerekçe gösterip, çünkü bu gruplar değil, bu grupların arkasındaki gruplardır hedef deniyor yapılan açıklamalarda. Şimdi harp tarihinden bir tane örnek verelim müsaade ederseniz. Buyurun hocam. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı hocam da çok iyi bilir. Amerika tarafsız bir devletti ve tarafsız ülke olarak neden harbe girdi? Lusitania gemisi vurulduğu için. Atlantik'te Amerika tarafsız devlet sıfatıyla İngiliz ticaret gemisinin içerisine silah koydu. Bu silahı Alman istihbaratı tespit etti ve İskoçya açıklarında İrlanda taraflarında bu gemi batırıldı. Onun üzerine Amerika savaş ilan etti. Amerika bilerek o silahları vurdu
harbe girmek için. Tam 1917. Burada da acaba siz İran olarak savaşa yardım eden bir devlet sıfatıyla İran'ı mı vuracaklar? Veya işte burada yeni açılacak olası cephe Lübnan mı? Suriye mi? Lübnan gibi görünüyor en şimdi başta. Başkan Putin çok önemli bir açıklama yaptı. Buna müsaade etmeyeceğiz dedi. Hemen Golan Tepelerine Rus birliklerini kaydırdı. Yani harbin genişleyebileceğini Kremlin çok iyi gördü. O zaman şunu görebiliriz. Acaba hedef İsrail gemileri mi? Hedef Husiler mi? Hedef Kızıldeniz'in deniz güvenliği mi? Yoksa Babil Mendeb Boğazı mı? Ha, burası mı acaba? Şimdi dikkat edin. Burada çok ciddi Çin üsleri var. Çin burada askeri deniz üsleri kurdu. Dolayısıyla ben bu yapılanmanın masum bir hadise olmadığını düşünüyorum. Diğer taraftan Lloyd Austin şunu söylüyor. Husi saldırıları. Çok önemli bu vakit. Yani hocam da bunu yorumlayabilir. Uluslararası hukuku ihlal ediyor ve masum denizcileri tehlikeye atıyor. Ya yani abi bismillahirrahmanirrahim ya. Bir dakika, ben masum de insan öldürülüyor. Artı bir Kirby'nin açıklaması var. Şimdi daha yeni yapmış. Beyaz Saray sözcüsünün. Amerika Birleşik Devletleri ve ortakları Kızıldeniz'deki gemileri korumak için ne gerekiyorsa yapacaklardır. İşte bakın benim söylediğime Kirby kör gibi bakıyor yani. Ortakları kim? Sadece kör, İngiltere ve İsrail miydi, mi? Kirby miydi? Kör. Evet, yani John Kirby. Bakıyor buradan şimdi Kirby. Bakıyor benim gemilerime bir ateş olursa. Şimdi dikkat edin. Burada çok ciddi bir tuzak var. Yani ormanda biliyorsunuz aslanı yakalamak için ağaca bir tane keçi bağlarsınız. Aslan keçiyi yemek için geldiğinde altı çukurdur, içine düşer ve hepimizin bildiği gibi aslan av olur. Tuzak diyorsun. Şimdi Amerika bunu yaptı. Nasıl yaptı? İkinci Dünya Savaşı yazan Mesut Akkıcaş'ın cilt 2, sayfa 365. Orada Amerika Birleşik Devletleri Hawaii'de donanmasını bulunduruyordu. Yani Pearl Harbor'un olduğu yerde. Ve ne oldu? Petrol ambargosu başlattı Hollanda ile beraber. Aynı olası bir şekilde buradaki bir çatışma gelişir de dünyanın %65 petrol ve gazının çıktığı burası kapanırsa bu Çin için ölüm demek. Yani ne demek istiyorum? Olabilir mi bu bir hedef? Oraya geleceğim. 80 sene önce Amerika bunu yaptı ve orada General Amiral Yamamoto'yu zorladı. Çünkü petrolsüz kalınca Japon donanması ve hava kuvvetleri bir yandan Çin'i işgal etmiş 37'de. Dayanamadı ve Amiral Yamamoto Pearl Harbor'a saldırdı. Orada şunu söyledi. Şimdi uyuyan devi uyandırdık. Aslında uyumuyordu çünkü kendisi doktorasını ve askeri ateşeliğini Washington'da yapmıştı. Ve çok ilginç, Yamamoto'nun doktora tezi petrol. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Tekrar dünya 79'daki gibi bir petrol ve gaz krizine girerse, petrol fiyatları fırlarsa bundan en büyük zararı kim görecek? Hungry of energy, enerji açığı olan Çin görecek. Kim fayda görecek? Rusya fayda görecek. Çünkü Ukrayna Savaşı'na rağmen Rusya biliyorsunuz kendini koruyabildi. Petrolü ve gazını sattı. Şunu söylemek istiyorum. Amerika Hawaii'deki en önemli 3 gemisini kaçırmıştı. Neydi bunlar? 3 tane uçak gemisi. Ve uçak gemilerinden bir tanesi tuttu, Tokyo'yu vurdu. Böylece Japonya cevabı verdi. Burada da ben eğer bu savaş bir şekilde genişletilecekse burada kendisine rakip olmayan bir Suudi Yarımadası'nda ve Kızıldeniz'i seçmiş ve bir şekilde İran Körfezi'ne savaşı genişletmek olabilir. Ama buna Rusya ve Çin müsaade eder mi? Bunu bilemiyorum. Sizce fakat hocam, önümüzdeki günlerde hocam göreceğiz. Bilmiyorum hocam ne diyor. Yani tabii Mesut Hoca savaş çıkarmaya uğraşıyor ama yani bir global açıdan bakabiliriz. Bir de bölgesel açıdan bakabiliriz. Şimdi hocam arkadaşlarım kulağıma sesleniyorlar. Bir son dakika gelişmesi varmış. Buna devam edeceğiz. Burada aynen kalsın.